Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün tereyağı ve margarin kullanmadan yine harika bir kurabiye yapacağız. Yani katı yağ kullanmayacağız. Ama sanki katı yağ kullanmışız gibi çok kıvamında böyle kıyır kıyır bir kurabiye olacak. Daha önce sade olan halinin videosunu paylaşmıştım sizinle. Tarifi paylaşmıştım. Bu videonun sonunda o tarifi görebilirsiniz ya da videoların arasında bulabilirsiniz. Sizi bekletmeden hemen yapımına geçeyim. 3 tane oda sıcaklığında yumurtam var. Şimdi ben bunları yoğurma kabına alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri de ekleyeceğim ve mikserle beyazlaşıncaya kadar krema kıvamına gelinceye kadar çırpacağım. Bu nokta önemli. Daha önceki videoda da bundan bahsetmiştim. Mikserle yapmanız gerekiyor. Yani mikser kullanmazsanız ee, bir anlamı kalmaz. Yani kurabiye istediğiniz gibi olmaz. 3 tane yumurta kullanmamızdaki katı yağ kullanmamızdaki sebep de bu zaten. Yani katı yağ kullanmadan 3 tane yumurta ile mikserle e, kullanarak e, içinde hava oluşturarak bir kurabiye yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden mutlaka mikser kullanın. Mikseriniz yoksa bu kurabiyeyi yapmayın diyorum. Ya da el çırpıcıyla devamlı olarak karıştırırsanız aynı sonucu elde edersiniz ama biraz yorulursunuz. Yani bir sağ elle bir sol elle derken bir 10 dakika kadar bence çırpmanız lazım eğer elle yapacaksanız. Evet yumurtalara bir su bardağı toz şekeri ekledim ve dediğim gibi 5 dakika boyunca önce düşük hızda sonrasında yüksek hızda mikserle çırpıyorum. Şimdi şundan da bahsetmek istiyorum bu kısmı çok fazla kesmeden. E, yumurta ve şekeri 5 dakika boyunca çırptık ama sizinki gibi beyazlaşmadı, krema kıvamına gelmedi. Acaba içine bir şey katmış olabilir misiniz? E, gibi e, yorum geldi birkaç tane. Toplu cevap bilgilendirme gibi olsun. E, böyle bir şey mümkün değil arkadaşlar. E, ben videonun hepsini yayınlamıyorum. Yani yumurta ve şeker çırpma aşamasını yayınlamıyorum can sıkmasın diye yayınlamıyorum. ama kim yaparsa yapsın yumurta ve şeker mikserle çırpıldığı zaman rengi açılıyor ve 5 dakikaya yaklaşınca da beyazlaşıyor, krema kıvamına geliyor. Gelmesi gereken görüntü ve kıvam bu. Bu sayede kurabiyemiz de kıyı kıyı olacak. Şimdi çırpmış olduğum yumurta şekere bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozum var. Şimdi vanilyayı içine ekliyorum. Mikserle birazcık karıştırdıktan sonra diğer malzemeleri de ekleyip artık elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet şimdi son olarak unu, kabartma tozu ve kakaoyu ekleyeceğim. Kakaolu olarak yapacağımı söylemiştim. Daha önce sade kurabiyede 4,5 su bardağı un kullanmıştım. Yani bu un miktarı değişebilir. Kullandığınız yumurtaya göre değişebilir. E, o yüzden kontrollü olarak ekleyin. Şimdi kakaolu olan kurabiye de ben kakao da ekleyeceğim için e, 4 su bardağı un kullandım ve 2,5 yemek kaşığı da kakao kullandım. Kabartma tozunu da ekliyorum ve eleyerek ekliyorum. Elememdeki sebep kakaonun içindeki o pütürler gitsin diye. Unun içinde de aynı şekilde. Yani elemeden de ekleyebilirsiniz. Sadece kakaoyu eleyebilirsiniz. Dediğim gibi unu kontrollü olarak ekleyin. Ben 4 su bardağı dedim diye hemen 4 su bardağını içine ekleyip yoğurmaya başlamayın. Azar azar ekleyin. Bakın ben şimdi 4 su bardağı un var o kasede. Hepsini eklemiyorum. Kakao birlikte bir kısmını eledim. Ve sonrasında diğer kısmını da ekleyip yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi bu eklediğimi yoğurmaya başlıyorum. Sade bir tarifini eğer kakao olusunu yapmak isterseniz un miktarını verilen miktardan biraz daha az koyun. Hep bunu göz önünde bulundurun çünkü kakao da kıvam aldıran bir malzemedir. Evet, kalan unu da eledim. Şimdi yoğurmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan yumuşak, pürüzsüz bir hamur oluncaya kadar yoğuracağım. Bu kurabiye hamurunu yoğururken ele yapışması, yani yapışması derken hafif böyle şekerli olarak gelmesi ele yapışması normal. Sade olan tarifi yapanlar bilirler. Bana yazanlar olmuştu. Bu normal bir şey. Bunu da özellikle belirteyim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sadece siz ele yapışmayan, dağılmayan bir hamur yoğuracaksınız. Bunu elde ettiğimizde hamurumuz tamamdır. Hamurumu yoğurma işlemini tamamladım. Elime alıyorum bir parça, yuvarladım, hafif bastırıyorum. Eğer dağılmıyorsa tamamdır. Şimdi şekillendirme aşamasına geçebilirim. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Bir zemin bir masa üzerinde böyle silindir haline getiriyorum. Ve iki ucunu aynı noktaya getirip birleştiriyorum. Bastırmıyorum. Gördüğünüz gibi böyle nal şekli vermiş oldum. Ve yağlı kağıt serdiğim tepsiye yerleştiriyorum. Bütün hamur bitinceye kadar aynı işlemi uyguluyorum. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Silindir haline getiriyorum. Ve iki ucunu aynen bu şekilde birleştiriyorum. Nal şekli vermiş oluyorum. Fırınımı 175 dereceye ayarladım. İyice ısıttım. Isınmış ee, olan fırınıma ilk tepsimi gönderiyorum. Bu hamurdan e, iki tepsi normal fırın tepsi ile iki tepsi kurabiye çıkıyor. E, 175 derece fırında... En fazla 10 dakika pişiriyorum. Yani 9-10 dakika pişirmeniz yeterli. Ben kurabiyeleri şekillendirirken kızım da kozalak boyamıştı ve oraya yakışacağını düşündü, hemen oraya koydu. Bence çok güzel görünmüş. Dediğim gibi iyice ısınmış olan 175 derece fırında en fazla 10 dakika kurabiyelerimi pişiriyorum. Fırından çıktığında yumuşak görünmesi normal. Oda sıcaklığına geldiğinde hafif soğumaya başladığında katılaştığını göreceksiniz. Yani kıyır kıyır olacak kurabiyeleriniz elinizle parçaladığınızda. Sadece biraz sabırla e, soğumasını beklemeniz gerekiyor. Fırından çıkarmış olduğum kurabiyelerin iyice soğuması için bekledim. Şimdi ben varı üstüyle eritmiş olduğum beyaz çikolataya batırıyorum. Sütlü çikolata ya da bitter çikolata kullanabilirsiniz. Yani şu paketlerde satılan çikolatalardan bahsediyorum. Çikolata sosu ya da kahvaltılık çikolata olmaz. Bu kurabiye için uygun değil. Erittiğinizde sonrasında donabilecek çikolatalar kullanın. Yani bunlar da pakette satılan çikolatalar ya da kuvertür, damla çikolata da kullanabilirsiniz. Benmari usulü eritmeyi de şu şekilde yapıyoruz. Cezveyi alıp direkt ocakta eritmiyoruz yani çikolatayı. E, ocakta kaynayan suyun üzerine cezveyi yerleştiriyoruz. İçine bir damla su kaçmayacak şekilde kaşıkla karıştırarak yavaş yavaş eritiyoruz. Bu noktada içine dediğim gibi su kaçırmamanız gerekiyor. Eğer su kaçırırsanız e, çikolata kıvamında olmaz, akışkan olmaz, böyle katılaşır. O yüzden buna dikkat ederek e, yapmaya özen gösterin. Beyaz çikolatam sadece bir tepsiye yetiyor. Bir paket çikolata. Ben de kalan çikolatayı buzdolabı poşetine dolduruyorum. Ve diğer tepsiye de bu şekilde sıkıyorum. Ucunu kesiyorum buzdolabı poşetinin. E, bu da fikir olsun sizin için. Diğer tepsideki beyaz çikolatanın üzerine de Bayramdan kalan iki tane çikolatayı erittim ve yine aynı şekilde buzdolabı poşetine koydum. Bu şekilde onların da üzerinden geçiyorum. Süsleme tamamen size kalmış. Yani isterseniz uçlarını bu şekilde batırmayabilirsiniz çikolataya. Diğer tepsiye sıkmış olduğum gibi beyaz çikolata, bitter çikolata ya da sütlü çikolatayı sıkabilirsiniz. O şekilde süsleyebilirsiniz. Süsleme tamamen sizin tercihinize kalmış. Hava sıcak olduğu için çikolataların çabuk donması için buzdolabına kaldırabilirsiniz tepsiyle birlikte. Eğer hava serinse buna ihtiyaç yok. Ama ben sıcak havalarda bu şekilde yapıyorum. Biraz buzdolabında donmasını sağlıyorum. Sonrasında buzdolabından çıkartıyorum. Evet kurabiyelerim hazır görüntüsüyle gerçekten harika. Hiç süslemeseniz bile, çikolata kullanmasanız bile tek başına da harika bir lezzeti var. Bu arada hamur yoğurma esnasında isterseniz bir tane çikolata ekleyebilirsiniz. Yani üzerine çikolata kullanmayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi sade olarak da kalabilir. Gördüğünüz gibi kıyır kıyır, içinde sanki katı yağ var gibi bir kıvamı var. Sade olan kurabiyem birçok kişi tarafından denendi ve olumlu dönüşler aldım. Bunu da tereddüt etmeden deneyebilirsiniz. Çikolatalı yapabilir miyiz, kakaolu olarak yapabilir miyiz gibi sorular gelmişti. Ben de yayınlayacağımı söylemiştim ama üzerinden biraz zaman geçti tabii ki ancak yayınlama fırsatı bulabildim. Videomun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma bir kalp ya da görüşlerinizi belirten herhangi bir cümle yazarsanız izlediğinizi anlamış olurum ki kimlerin izlediğini merak ediyorum. Videomu beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdi hoşçakalın başka videolarda görüşmek üzere.